Böyle bir dönem. Yani çıkanlar bunu yapar ama ben öyle kolay kolay çıkış olmayacağını anladım yorumlardan. Siz ne dersiniz? Ya katılıyorum. Bir de ben öyle bir senaryo, hani TL'ye değer kaybettirilecek, işte kur kuruma, öyle bir çıkış yok. Biz seçim öncesinde neredeydik? Bir ödemeler dengesi kriziyle burun buruna gelmiştik. Hatta belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadık şekilde bir dış borç moratoriumu ilan edilmek üzereydi. Şimdi TL mevduat hesaplarına çekilmesi, Sayın Karabat'ın dediği gibi, şimdi TL mevduat hesaplarına çekilme kararı çıkmadı hafta sonu. Nedendi? Özellikle şirketler kısmı bırakıldı ki aslında kur koruma mevduatta biriken 125 milyar doların önemli bir kısmı, neredeyse 100 milyar dolara şirketlerden gelen para. Daha çok bireylerin hesapları üzerinden düzenlemeler yapıldı. Şimdi bunun eşliğinde elbette mevduat faizinin artması gerekiyor. İşte bugünkü Merkez Bankası para politikası toplantısı o yüzden önemli. Oradaki kredi tavan limitinde bir gevşeme gelmesi gerekiyor. Belki de faiz kararında bir olumlu yönde bir sürpriz gelmesi gerekiyor ki biz bunları kontrollü bir şekilde, hani oradaki, hani bu düdüklü tencere gibi düşünün, kapağını birden açarsanız patlar, yavaş yavaş oradaki yani buharı salarak bu işi yapmak lazım. Ama bunların tabii aslında çok daha kestirme bir yolu var. Yani hocalarım da katılacaktır, siz de herhalde katılırsınız Ebru Hanım. Bugünkü faiz politikası ya da faiz kararında işte 250 bas puan bekleniyor. Niye 250 bekleniyor? Çünkü piyasa Mehmet Şimşek gelmesi öncesi arkasından beri 20-25 faiz artış olabileceği sınırına inandı. Siz 50'lere, 60'lara, 70'lere giden bir enflasyonda hala faiz sınırını konuşuyorsanız burada zaten kendi kendini yok eden bir süreç var demek. Yani bu konuda bir rahatlama getirilir. Faiz artışı bugün beklentinin üzerinde gerçekleşir. İşte kredi tavanı arttırılır. Merkez Bankası'nın değişen işte başkanı ve başkan yardımcılarına rağmen toparlanamayan kredibilite, güvenilirlik sorusuna bir yapılandırma ya da bir iyileşme yönünde olur. Beklentileri, siz 12 aylık enflasyon beklentilerini gerçekten bir yere doğru çıpalamaya başlarsınız. İşte ücret politikası, gelirler politikası, harcamalar politikası birbiriyle sürdürülebilir, enflasyona uyumlu bir politikayı açıklama şansınız var. İşte orta vadeli plan var önümüzde. Bunu bir takım reformlarla süslersiniz. İçinde artık hani hukuktan bahsedemiyorum ama etmek de gerekir elbette. Ama daha çok işte eğitim olan, verimlilik odaklı olan, Avrupa'ya işte yakınlığımız, bu Çin tedarik zincirlerinin kopmaları, bütün bunların avantajlarını içeren, bütün bunları en azından bir ışık olarak gösteren bir orta vadeli plan koyarsınız ve beklentilerde bir düzelme başlar. Politika faiziniz de ben işte yüzde seneye 33 dedim ama 40'lar 45'ler civarında olabilir. 35-40'a kadar ben politika faizini arttıracağım dediğiniz zaman o çok ihtiyacınızı duyduğunuz acil sıcak para gelmeye başlar. Ondan sonra doğrudan yatırım çekmek için işte orta vadeli planı uygulamaya koyarsınız. Yani ve bu tabii bu süreç ne demek olur? O zaman kur korumalı mevduattan çıkmak için daha rahat adımlar atarsınız. O bahsettiğiniz kilit durumundan biraz daha kilitte kilitlenmeden, hani yıllar almadan, işte 2026'da rahatlamadan bahsediyor enflasyon açısından. Bunu çok daha erkene çekerek yapabilirsiniz. İşte bu yol tercih edilmiyor. Tam böyle bir rasyonel politikalar yok. Dolayısıyla hani bu performansa gidilirse, bu kanı adımlarıyla gidilirse biz bu kilit içinde kalacağız ve dediğiniz gibi çıkış neredeyse imkansız hale gelecek. Bir kur korumalı mevduatta uzun süre boğuşacağız. Çünkü faiz arttıramıyorsunuz. Faiz arttıramadığınız için işte belli bir yere kadar arttırıyorsunuz. Yine bankalara cezai önlemler getiriyorsunuz. İşte kredilerde bir artış olmadığı için bankaların marjlarını, kar marjlarını daraltmış oluyorsunuz. Kredileri arttıramadığınız için kredi faizlerini, gerçi bankalar bunu kredilerin fiyatını başka şekillerde arttırarak kompanse etmeye çalışıyor ama bu doğru bir yöntem değil. İşte şirketlere diyorsunuz ki size sana kredi veririm ama işte TL mevduata geçeceksin, kur korumalı mevduata geçeceksin, bir gün öncesiydi, şimdi TL mevduata geçeceksin. Hani bu saçmalıklar devam ettiği sürece evet çıkış zor, çünkü o zaman her zaman bir dövize koşu başlama riski var. Ama doğru politikaları devreye kademeli olarak sokarak, beklentileri iyileştirerek, doğru işler yaparak da bu işten çıkış da mümkün. Bugünkü Merkez Bankası PPK toplantısı o yüzden önemli. Hem faiz artışı, enflasyon yükseleceğini ilan ettikten sonra gelecek bir karar olacak. Hem de işte başkan yardımcıları değişti, onların bir etkisi olacak mı? İşte kur korumalı mevduat için bir adım atıldı. Niyet beyanı çok iyidir ama altı nasıl doldurulacak? Bütün bunları görmek açısından bugün aslında, hani kritik demeyeyim ama, önemli bir dönem. İnşallah bu fırsat
da harcanmaz bu ilk PPK. Sizin beklentiniz nedir ve ne olması gerekir? 250 bas puan piyasanın ortak beklentisi. Ben bunun üzerine çıkılabileceğinden şüpheliyim. 250 bile olacağından şüpheliyim. Sanki bana altında kalmak zorunda kalacaklar gibi geliyor. Daha henüz %20'ye ulaşmadan biraz daha bekleyecekler gibi düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Yani. Dediğim, anlatmaya çalıştığım her şeyin de tersine bir gidişat demek olacak bu. Evet. O zaman işte TL'nin hareketlenme eğiliminde olduğunu göreceğiz. Bu sefer TL hareketlenmesin, işte enflasyon artışı yavaşlatılsın diye TL müdahaleleri artacak. Sizin bahsettiğiniz grafik işte 27'nin hemen altında 26.90'larda tutuluyordu seçimden sonraki işte birkaç haftadır, 4-5 haftadır. Şimdi 27'nin üzerine bırakıldı. O zaman bakıyorsunuz işte dış ticaret açığınız yüksek seyretmeye devam ediyor. Cari açığınız nereden baksanız sene sonunda gayri safi milli hasılanın %5,5'ları civarında olacak gibi gözüküyor. Yani döviz ihtiyacınız var. Bütün bu politikalar 2-2,5 aylık süreçte yurt dışından giren sermaye, yabancı sermaye sadece 2-2,5 milyar dolar civarında. Hani risk priminiz, CDS'iniz düştü ama bu bir şey ifade etmiyor şu anda. Dışarıdan borçlanma kapıları açılmış değil. O zaman elde var, sıfır oluyor. Döviz ihtiyacı var. Çünkü dış ticaret açığı var. Borç ödemeleri var. 200 milyar doları aşan 12 aylık. Kısa vadeli borç var. 45-50 milyar doları acil döndürülmesi gereken, diğerleri ticaretle ilişkili kendinden dönmesi bekleniyor. Bütün bunlar gerçekken o zaman da işte sizin kontrollü dediğiniz bu salınım TL değeri o zaman bir gün hop diye %8, %7, %10 oluveriyor. İşte biz o döneme doğru gidiyoruz eğer